Sevgili gazeteci meslektaşlarım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyetimizin bugün bir sabah kahvaltısında bir araya geldik. Tabii 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü aslında bir bayram. Sadece 10 Ocak tarihi itibariyle değil, 4 Ocak 1961 yılında böyle sahada bizim gibi çalışan gazetecilerin mesleki haklarının korunması, bunlarla ilgili yasaların hazırlanması, çıkması ve bu yasaların 1961'de ilk defa 212 sayılı diye bugün bile hala geçerli devam eden 212 sayılı basın yasasının kabulüyle birlikte 4 Ocak 1961'den itibaren 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ve haftası bir bayram olarak kutlanıyor. Bugün bu bayramımızı tebrik ediyorum. Gazeteciler gerçekten hepimizde, özellikle yerel medyada zor şartlar altında görev yapıyoruz, yapmaya da devam ediyoruz. Şehrimizin gelişmesi için toplumda görmüş olduğumuz kusur ve hataların ilgililer tarafından düzeltilmesi için her gün sahadayız ve bu işimizi gerçekleştirirken zaman zaman ekonomik anlamda, zaman zaman sahada bir takım zorluklarla karşılaşabiliyoruz. Bu anlamda bu zorlu görevinizde ben hepinize başarılar diliyorum. Bugün bizlerle birlikte olan sevgili Basın İlan Kurumu müdürümüze, gazete sahibi, imtiyaz sahiplerimize, yine valilik basın müdürümüze çok çok teşekkür ediyorum. Protokolü çağırmadık. İstedik ki hep bir arada olalım. Bugün gazetecilerin bayramı ise gazetecilerin bayramında o zaman çalışanlarla, yani bizlerle birlikte kutlayalım. Dolayısıyla hafta boyunca bir takım etkinlikler olacak. Bunlarla ilgili bilgilendirmeleri yaptık. Katılacağımız, ortak hareket edeceğimiz programlar olacak. Oralara katılacağız. Aramızda yine değerli ajans temsilcileri var. Onlara da teşekkür ediyorum. Gazetecilikle alakalı, mesleğinizle alakalı, her türlü sorununuzda, her türlü sıkıntınızda, bundan sonra bu tarz kahvaltılar, organizasyonları bizler daha sık yaparak bir araya getirip, sohbet edip, birlik beraberliğimizi, bu yapıyı bir arada tutmak için çalışmaya... Siz artık yaşlı gazeteciler kategorisinin bir kıdemlilerinden oluyorsunuz galiba. O yüzden bize de yaşlı bir gazeteci diye söz verdi arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Biz gazeteci arkadaşlarımızın yaşadıkları zorlukların hepsini çok yakından bilen birisiyiz. Yani az evvel başkanım da ifade etti. Sahada ya da ben bir gazete ortağı olarak da söyleyeyim. Maddi bakımdan sıkıntılar yaşadıklarını hepimiz farkındayız. Ama bu yaşadığımız günler ülke olarak zor bir dönemden geçtiğimiz özellikle basılı medyanın basılı tarafına bakarsanız gazete kağıtlarının fiyatlarını hepiniz çok yakından biliyorsunuz çalışan olarak da. Bu nedenle bu zor günlerin geride kalmasını diliyorum. Bir dostum 2018 çok zor geçti. Bir daha yaşarsam şerefsizim diye bir tweet atmıştı. Bir daha yaşama şansı yok elbette ama inşallah biz bir daha böyle zor günleri yaşamayız diye düşünüyorum. Bir araya gelmenin, bu işin böyle ikram boyutunun, işin maddi meselesinin gazeteciler için önemli olmadığını düşünerek, hiç olmazsa ayda bir, olmuyorsa iki ayda bir, bir araya gelip kendi dertlerimizi konuşacağımız sohbetlerin olmasını eskiden beri dilerim. Daha önce, birkaç yıl önce yapmıştık böyle şeyler. Ve bu şekilde bir araya gelmiş olmak birbirimizin problemlerinden Allah gecinden versin ama Yüce Rabbimin yarattığı varlıklar doğuyorlar ve ölüyorlar. Ölümlerden, hastalardan haberdar olmamızı sağlayacağı için birbirimizi ziyaret edip sıkıntılarımızı paylaşmanın bizleri mutlu edeceğini düşündüğünden bu tip toplantıların, yani bir akşam bir çiğ köfte olabilir, öbür hafta başka bir şey olabilir ve değerlendirilebilir bu şekilde, bir arada olmanın faydalı olduğunu düşünüyorum. Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti'nin böyle bir organize yapmasından dolayı, meslektaşlarımızı bir araya getirmesinden dolayı teşekkür ediyorum.
basın camiası biliyorsunuz yıllardır hani bizleri Cevat Kelle diye arkadaşlara tabir ediyoruz. Yazda, kışta her türlü sorun, sıkıntılı ortamlarda görevlerini yapmayı ifa ederler. Ama biliyoruz ki bütün arkadaşlarımız önce sorunlarından önce sorumluluklarını da bildiklerini biliyoruz. Bu konuda Malatya basını çok şükür geneli, hepsi değilse de geneli bu yönde hareket ediyor. Basın mensuplarının sosyal imkanlarının artırılması gerekiyor. Birçok arkadaş asgari ücretle çalışıyor biliyorsunuz. Ben geçen yıl İletişim Fakültesi'nde bir konferans vermiştim. Orada yeni yetişen genç meslektaşlara demiştim ki eğer siz ileride yatım ve katım olacak istiyorsanız bu mesleği bırakmanız gerekiyor. Çünkü bu meslekten zengin olan çok nadirdir. Şan gazeteciler günü nedeniyle derneğimizin düzenlenmiş olduğu kahvaltıda bulunmaktan duyduğum memnuniyetle ben sözlerime başlamak istiyorum. Genç dinamik başkanımız Fatih kardeşime bu güzel kahvaltı organize ettiği için öncelikle teşekkür ediyorum. Zaten cemiyetlerin, derneklerin en önemli özelliklerinden birisi de birlik ve beraberliği korumak, tesis etmek. Bakın bugün şu kahvaltı masasının etrafında çok güzel sohbetler oldu. Belki de uzun zamandır bir araya gelmeyen gazeteci dostlarımızla bir araya geldik. Ben sözlerime yine 2019'un hemen başlarında kaybettiğimiz bir basın mensubumuz sevgili İlhan Atılgan'ı da rahmetle, minnetle anarak başlıyorum. Keşke böyle kayıplarımız olmasa. 2018'de de kayıplarımız olmuştu. O dönemde de kaybettiğimiz gazeteci dostlarımızı ben rahmetle, minnetle anıyorum. İlhan kardeşimizle tekrar buradan rahmetle, minnetle anıyorum. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun diyorum. Tabii ki 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü olmasıyla aslında çok bir yıla baktığımızda 2-3 kez gazetecilerle ilgili etkinlik görüyoruz ama bana göre en anlamlısı bu. Çünkü çalışan gazeteciler denildiği zaman akan sular duruyor. Bir haberin başlangıcından sonuna kadar yapılmasında en büyük emek tabii ki bu çalışan gazeteci kardeşlerimizin sayesinde oluyor. Onun için bana göre bu gazeteciler günü benim için daha anlamlı.